Merhabalar, bir yeni Kale Budur'la Mimarlar Konuşuyor söyleşisinde Murat Kader'le beraberiz. Çok teşekkürler, bizi kırmayıp geldin, vakit ayırdın. Bugün mimarlık üzerine ve sizin ofisiniz, yaptıklarınız üzerine, Türkiye üzerine konuşmaya çalışacağız. Aslında şöyle, benim anladığım kadarıyla siz böyle bir iki ortaklı bir Doğru. oluşumsunuz. Bugün burada olmayan Sema Eser Özsaroğan Doğru. var. Ondan sonra ve iki design Doğru. grup şeyi ismi. Bu iki ortaklı olmaktan Doğru. gelen bir şey mi? Doğru. Çok Ve yaratıcı. evet. Nedense bilmiyorum, bu iki şey herhalde ortaklığı çok var şeyde. İki ismi mimarlık ofislerinde ben böyle araştırma yaparken hani rastladığım için şey yapıyorum. Belki öyle bir çekiciliği var. Yani mimarlıkta bu ortak çalışmanın avantajları ve zorlukları, çünkü her ikisi de var. Yani yaratıcı bir dalda böyle birisiyle beraber çalışmak hem kolay değil ama bir de böyle çok yük alan bir tarafı var, avantajları var falan. Sizde nasıl o dağılım? Biz aslında iki ortak olmanın tabii böyle bir esprisi var. Doğru, ilk bakıldığında iki ismi iki ortak olmamızdan kaynaklanıyor. Ama ikinin bizdeki anlamı aslında bir şeyi yaparken birden fazla kişinin muhakkak katkısının olmasını sağlamak. En az iki kişi. Anladım. Aslında biz en az iki kişiyi vurguluyoruz. Şirketin ismi de iki design group derken aslında iki design group. Hani biz isimlerimizle değil aslında bir grup olduğumuz, bu gruptaki insanların projeye katkılarının yadsınamaz olduğu, hatta çoğu zaman bizim önümüzde yer aldığını aslında vurgulamak için biz ikiyi isim olarak seçtik. Her zaman ilk kurulduğumuz andan bugüne kadar hiçbir zaman yaratıcılığın tek kişiye mahsup olmadığını düşünüyorum. Muhakkak yardımcı, muhakkak fikirdaş, muhakkak kolektif bir çalışma olması gerekiyor. Özellikle bizim sektörümüzde. Sınırları ne onun? Yani hakikaten böyle bir full demokratik bir ortam var mı ofis içinde? Biz tabii Yoksa böyle hani bizim bildiğimiz klasik şey şudur, işte eskizler çıkar, bir noktaya gelir, ondan sonra insanlar katılmaya başlar. Böyle şimdi kurumsal bir firmayız din, 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 dermişim. dinleyecek çalı, şey ofiste çalışanların hepsi bunu dinleyecek, onu göze Eminim. Şimdi alarak. genelde kurumsallıktan bahsedilir ama biz tabii kurumsallık adına yaptığımız birçok şeyi aslında içgüdülerimizin gerçekten ses verdiği yere yoğurduk. Gerçekten hangi alanda hangimiz daha yetenekliysek, bunu iki ortak olarak değil, 80 iki dizayn mensubu olarak söylüyorum. Muhakkak ucundan daha fazla tutup daha fazla ortaya ürün koymaya teşvik ediyoruz. Çoğu zaman bu arkadaşlarımızın ortaya koyduğu ürünler kendi içimizde bizim koyduğumuzdan bile daha bizim beğendiğimiz ve tercih ettiğimiz hale getiriyor. Tabii ürün derken biliyorsunuz hiçbir zaman bir çizgiyle ürün tariflenmiyor. Onlarca, yüzlerce fikir ve çizgi var. Bunların hepsi bir araya geldiği zaman aslında çok güzel bir armoni oluşturuyor. Bugün baktığınız zaman iki design grubun projelendirmiş olduğu tasarımlarda ya bu iki design grup tarafından yapılmıştır imgesi yok. Bu benim özellikle firmam ve kendim adıma hoşuma giden bir şey. Çünkü sadece benim mimarlığım, benim tarzım, benim oranım aslında masada olsa o zaman çok tekil bir söylemde olur ve diğer bütün arkadaşlarımı ekip üyesi olarak kullanmış olurum diye Ama gene de üzülürüm. bir ortak bölen var mı mesela? Yani dil bazında olmasa, stil bazında olmasa da, yani mesela Ortak sizin bölen var. tasarım grubunuzla özdeşleştireceğimiz nedir? Ben daha fazla master plan ve tasarım kısmında daha fazla faaliyet gösteriyorum ortaklardan biri olarak. Ortağım ise hemen baştan başlayayım ayrımı. Daha çok interior ve interior'ın daha ölçeği küçük detayların aslında oluşmasını sağlıyor. Zaten bu ikimizin de ayrı olaraktan kendimizin özel yetenek olarak hissettiğimiz bölümleri. O yüzden zaten akışında kendimiz zaten yolumuzu bulmuş oluyoruz. İlk master planlara biz ekip olarak başlıyoruz. Her proje grubunda yönetim şah tarzı farklı. Muhakkak bir iş geldiği zaman 11 tane stüdyo var. 11 stüdyodaki takım liderlerinden bir tanesiyle aslında ilk çalışmaya başlıyoruz. Kendi içimizde bir konsept
departmanımız yok. Ona şiddetle karşıyım. Her proje grubu, her takım kaptanı kendi içindeki takımla birlikte projeyi baştan master plandan, konseptten başlayıp detaya kadar götürmesi gerektiğine inanıyorum. Böylelikle mimari sürgünün her bir aşamasını katmış, zevklenmiş, öğrenmiş oluyor. Aslında öğrenmeyle zaten zevk ve ilgi başlıyor. Her gün işe gitmemizin en büyük sebebi, biz mimarlar olarak söylüyorum tüm meslektaşlarım, yeni bir şey öğrenme duygusunun hep açık ve en üst seviyede olması aslında bizi her gün işe giderken mutlu kırıyor diye düşünüyorum. Aslında ben tabii biraz da şey anlamda sordum. Yani ortak bölen derken, yani mesela işte bir yapı veya bir proje bittiğinde, işte ortaya çıktığında, biz onu gördüğümüzde bunu tamam dil ve şey olarak farklılıklar barındıran bir şey olabilir, tarz stil olarak, dışa vurum olarak, ama sonuçta işte bu bir yani iki dizayn grup tasarımıdır veya Murat Kader tasarımıdır dedirten bazı ortak bölenler var mı? Yani hassasiyet noktaları, öne çıkan öncelikler anlamında söylüyorum. Bence bunu ancak meslektaşlarım hissedebilir. Kullanıcılar hissedemez. Zaten kullanıcılar hissederse zaten bunu kim yapmış diye sorarlar diye düşünüyorum. Bunun da arkasında yatan temel neden, fonksiyonelliğin ben gerçekten mükemmel bir işleyişin, mükemmelciliğin gerçekten projenin içinde olması gerektiğine inanan bir mimarım. Projenin her kısmında en büyük harcadığım vakit o projenin fonksiyonel, kusursuz, işlevsel olarak da mükemmel bir mekana ve mekanlar arasındaki dizgeye sahip olmasına daha fazla çalışıyorum. Cephe tekniği, cephe estetiği aslında bölge, müşteri, kültüre göre çok değişiyor. Gerçekten klasik yaptığımız projeler de var. Çok minimal, dekonstrüktivist yaptığımız projeler de var. Bu bina Murat Kader'in, bu bina Sema Esra'nın denebileceğin dışında iki dizayn grubun yaptığı projeler gerçekten işlevsel ve o günkü kullanıcının, oradaki mal sahibinin üzerine biçilmiş bir, kullanıcının, son kullanıcının zevkine test edilmiş projeler. Peki yani mesela mükemmeliyet kavramı nedir mimarlıkta? Öyle hani sen söyledin diye söylüyorum. Hemen bahsedeyim. Bugün akıllı... Yani iyi işlemek mesela yapın. Çok mükemmel bir anlatacağım. Bazı aslında detaylarda gizli o kadar çok sır var ki. Bir çocuk odasını yaparken siz 2.80'e 4.30 yapsanız o çocuk odası yine çocuk odasıdır. Ama sizin onu 2.75'e 4.30 yaptığınız zaman 3.000 dairede sadece fazladan 8 tane 3 artı 1'i fazladan yapmamanıza neden olacak bir mükemmeliyet. Yani ülke kaynaklarının, milli kaynakların, insanlık kaynaklarının en az kullanıldığı bir ürün ortaya koymuş oluyorsunuz. Bu gerçekten akıllı bina dediğiniz şeyin aslında benim için anlamı bu. Akıllı binanın içerisinde elektronik donatılmış bina değil, akıllı tasarlanmış bina olması gerekiyor. O hep benim de söylediğim bir şeydir. Yani yapıyı böyle tasarım aşamasında unutup sonradan takıp takıştırmakla, üstüne elektronik veya işte şey teçhizat eklemekle akıllı bina olmaz diye, hakikaten o tasarım duyarlılığı mesela orada bir eşik. Çok doğru. Gerçekten mükemmeliyet bence dünya kaynaklarının en az kullanıldığı ama insan fonksiyonunun en üst düzeyde konforun sağlandığı tasarımdır. Hani bence buna çok fazla kafa yoruyoruz. Fonksiyonellikten kastımız bu aslında. Yani evet, şunun için sordum. Çünkü mükemmeliyet kavramı çok farklı algılanıyor. İşte mesela detayda incelmiştik. Senin söylediğin gibi cephedeki işte şeyin, dışa vurumun verdiği referanslar veyahut işte sürdürülebilir bir zeminin hepsi olabiliyor bir anda. Ama yani bu genellikle yani kaynakla ürün arasındaki ilişki pek böyle birinci şey olarak görülmüyor diyebiliyorum. Aslında sizin web sayfasında var bu söylediğin, ilginç bir şekilde bir belki giriş cümlesi olarak şöyle demişsiniz. No matter scale and scope, whether urban and rural, the solutions are functional, inspiring, timeless. Ben İngilizcesine ulaştım. Belki Türkçe çevirisi de yer alıyor. Yani ölçekten ve işte hedeflerden bağımsız olarak, kentsel ya da kırsal olmasından bağımsız olarak şeyin, çözümlerin ve işlevin öne alındığı, ondan sonra ama zamansız projeler.
Bu zamansızlık kavramı benim de çok hani ilgilendiğim, aslında hani çok klasik mimarlıkta tartışmaya açık bir kavram ki bugünün en önemli sorunlarından bir tanesinin bu kavramın unutulması olduğunu ben düşünüyorum kendi adıma. Yani çok böyle zamanla yapay ireti ve o günü kurtarmak adına kurulan bir ilişkinin mimarlık ortamını ve dünyasını gereğinden fazla ilgilendirdiğini ve etkilediğini düşünüyorum kendi adıma. Dolayısıyla bu zamansızlık kavramı mesela benim çok dikkatimi çekti. Bir giriş şeyi olarak, vurgusu olarak yer alması. Onunla ilgili ne söyleyeceksin? Şimdi çok hızlı sararsak filmi aslında insanların vücutları, oranları aslında dramatik bir şekilde değişiyor. Ama bu dramatikliği siz 200'lü, 300'lü yıllarda hissedebiliyorsunuz. Bir binanın ekonomik ömrü 30 yıldır, kullanım yılı belki 70 yıldır ama onu yakalayamayabilirsiniz. Fakat insanın uzuvu ve uzuvları ve bütün vücudundaki ergonomik değişim aslında binaya da yansıyor. Evet. Zamansız olmak için bir kere insanın fonksiyonelliğini sağlayabileceği, hareketlerini yapabileceği ebatlamasını, o ölçeği yakalayabilmek için insanı aslında iyi gözlemlemek gerekiyor. Biz insanı iyi gözlemliyoruz. İnsanın yaşadığı yerdeki hareketlerini gerçekleştirebilecek noktaları ölü bırakmadan gayet açık ve şeffaf bir şekilde mekanlaştırmaya, tasarlamaya çalışıyoruz. Aslında zamansızlığı öyle yaşayabiliyor, yakalamaya başlıyorsunuz. Öngörüde bulunmanız çok kolay. Çünkü en fazla önünüzde olan örnek insan. En çok kolay, en kolay gözlemlediğiniz insan. Bugün bakıyorsunuz 34 metrekare salonlar 32 metrekareye inmiş. Diyeceksiniz ki 34-32 arasında fark var mı? Hiç yok. Hele ki bazen 32 metrekare değil 30 metrekarelik yaptığınız salon 36 metrekareden çok daha fonksiyonel. İşte oradaki zamansızlık tasarıma verdiğiniz diametredeki aslında orandaki bence mükemmeliyetten kaynaklanıyor. İki dizayndaki aslında logomuzdaki de bütün oranlar 1'e 2,5 oranıyla atıflanıyor. Hatta logonun nasıl çizileceği falan evet, da var galiba. Doğru. O 1'e 2,5 oranı aslında mükemmel oranı oluşturuyor size. Hani Fibonacci'den beri gelen o 1'e 2,5 oranını biz logodaki 2'deki o 2 kırmızı noktayla dizayndaki diğer noktaların arası 2,5'tür. Evet. Hani baktığınız zaman gözünüze hiç rahatsızlık vermezse bunun neden yaptığınız sorusunu hiç sormadı kimse bize. Çünkü mükemmel bir orandır. Benim de tasarımlarımızda yapmaya çalıştığım, öne çıkardığım şey ya burayı kim yaptı diye sormasınlar. Çünkü kim yaptı diye sormanın değil, yaşadıkça fonksiyonellikle kendi yaşamından mutlu almasını ben istiyorum. Benim tasarladığımdan değil. Kendi yaşıyor, onu kullanıyor. Sormaya başladığı zaman anlıyorsunuz ki bir sorun var. Ama şöyle bir şey de yok mu? Yani bu mesela rakamlar üzerinden mimariyi tanımlamak, büyüklükler, oranlar, yani oran derken işte işlevsel oranlar üzerinden tanımlamak falan bir miktar böyle mimarinin aynı zamanda önünü de tıkayan bir şey gibi. Dün mesela Ankara'da bir toplantıda konuşuluyordu. İşte bir dönem mesela çok fazla bu işletmeciler, bankacılar, pazarlamacılar mimari projelere müdahil oldular. Hala da o gelenek devam ediyor. Yani neredeyse işte projeden önce bir Excel listesi istiyorlardı. İşte bir verimlilik hesapları, büyüklükler, optimum şeyler falan nereden geldiği belli olmayan işte böyle hakikaten şu kadar metrekare olur, bu kadar olur, bunun üstü olursa şöyle olur, böyle olur falan gibi. Ama mimarlık tarihine baktığında, birçok hani iyi yapıya baktığında falan aslında bunların çok kolay kırılabildiği veyahut aykırı durumlardan iyi şeyler üretilebildiğini görüyorsun. Dolayısıyla ben bu hani standartizasyona veyahut işte ne bileyim rakamsal meşrulaştırmaya dayalı bir söylemi hep kendime mesafeli bulmuşumdur. Yani işte ya öyle bir şey olur ki salon olur ki işte senin demin söylediğin gibi küçüktür ama çok keyifle yaşanır, öbürü de çok büyüktür ama işte ya hayatıma da o kadar anlam katmaz gibi böyle farklılıklar var. Şimdi bunun kırılma noktası galiba senin gibi bir şeyi çok sayıda üretmeye başladığın zaman oluşmaya başlıyor. Doğru. Yani bir evle uğraşıyorsan veya işte ne bileyim bir küçük binayla uğraşıyorsan ki
burada kayda geçmesi için söylüyorum. Yemekte şey dedin, 16.500 metrekare küçük bir bina dedin. Dikkatim kaçmadı. Onun için söylüyorum. Şakası bir yana. Yani çok sayıda bir şey yaptın ya da aynı şeyi çok kez tekrar ettiğin zaman bu ister istemez tabii bir sorun oluyor. Çünkü hani bir kere de göze alabileceğin bir şey, birçok kere de göze alamadığın bir şey haline gelebiliyor. Biraz onunla da ilgili oluyor mu? Çünkü sizin ofiste de bakıyorum hakikaten... Böyle şey yani büyük projeler var. Yani sadece metrekare olarak değil, tekrar sayısı, nüfus olarak, kapladığı alan olarak, kente etkisi olarak falan. Şimdi o kadar geniş bir konu oldu ki ben şimdi şöyle toplayayım. Bize keyif veren gerçekten tasarımda en ufak noktadan çok büyük şehir ölçeğindeki lekeye kadar tasarımın içinde olmak ve ona yön verebilmek. Bu aslında size elinizi kolunuzu bağlayan her şeyi kırmak demek. Yani özellikle kentsel dönüşüm ve beraberinde bu duygunun Türkiye'de son 5 yıldır aslında oturması, kentleri değiştirmemiz gerekliliği bizim bütün zincirlerimizi kırdı. Nasıl kırdı? Bugün ben herhangi bir bina yapacak olsam çekme mesafelerim, o sokağın altyapı ihtiyacı, arkadaki komşuların beni hep engelliyor ve etkiliyor, kısıtlıyordu. Şimdi büyük parselasyonlar ki 1 milyon metrekare, 1,5 milyon metrekare, 4,7 milyon metrekare araziler var proje yaptığımız. O zaman gerçekten hayalimde, gerçekten insan olarak... 16 bin de küçük oluyor doğal olarak. Satış ofisimiz bile çoğu zaman bundan daha büyük oluyor diyebilirim. Bu ölçekte projeler yaparken... Rakamlara gerçekten çok çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bu rakamlar aslında birileri söyledi diye değil, aslında kaynakla alınanın arasındaki oranlardan oluşuyor. Bugün DNA'mız bile bir rakam dizisinden oluşuyor. Gerçekten insan gözü ve biz mimarlar özellikle, bence iyi mimarlar bir şeye baktıkları zaman oluşturdukları tüm geometrik felsefelerin hepsi matematik dizisinden geliyor. Yoksa hiçbir şey olmayan bir cismi hayal etmek değil. O matematik her oran, her cetvel, her kalem darbesinin bir oranı var. Resimde bile öyle değil mi? Resimdeki painter'ın darbelerinin bile aslında o ritmikliği duygusal olarak gelen belli bir açı ve belli bir tekrar sıralamasından geliyor. Konuyu çok fazla dağıttım. Ben bunu hemen mimarlığa getireyim. Gerçekten o bölgelerde yaşayan insanların olabildiğince fazla sosyal donatı alanı alabilmek için ve olabildiğince doğadan daha az enerji, insan kaynağı ve malzeme kullanabilmek için rakamlar bir miktar sizi engelliyor demeyeyim, masanızın kenarında olması gerekiyor, dikkat etmeye yetiyor. Ama onları bilmek, onları kullanmak, cetvel kullanmaktan farkı yok hiçbir şey. Hı hı. Cetveli nasıl ölçüyoruz? Onlar da bir ölçüm aleti. Ama kendi içinizdeki o iç güdüye, o tasarımdaki gerçekten öğretiler ve tecrübelerdeki veriyi kağıda yansıtabiliyor olmak inanılmaz zevk veriyor bana. Hani projelerin ölçeğinin büyümesi, son 5 yılda 6,5 milyon metrekare proje yapmışız. Sadece yaptığımız konut sayısı bugüne kadar 13.800 adet konut yapmışız. Şu an kontrat halinde olduğumuz 7 milyon metrekare var önümüzde. Demek ki iki dizayn, hani 12-15 milyon metrekare bir böyle 10 yıl içerisinde projenin lideri olmuş. Bunu lead edebilmek çok hoşuma gidiyor. Bakın yaratmak değil, lead edebilmek. Bu beni çok mutlu ediyor. Lead etmekten kasıt, biz bir grubuz, 80 kişiyiz. Hedefimiz 100-120 kişi olabilmek ki o kalabalık ortamın aslında çıkardığı büronun gücü değil. O ayrı bir şey. Onu ayrı bir tarafa koymak istiyorum. Farklı görüş ve farklı insanların aslında bir araya gelebilmesi ve o masada onları hissedebilmek harikulade. Hani her katta ikişer stüdyomuz var. O stüdyolara gidip masalardaki çizimleri gördüğüm zaman, o masalardaki çizimlerin her biri farklı bir görü, farklı bir lezzet taşıyor. Ama totalde birleştikleri şey son derece fonksiyonel olmaları. Yani evet. O bana çok zevk veriyor. Doğru. Peki yani o mesela içerik olarak projelere de yansıyor mu? Çünkü mesela bizde hep şey vardır. Yani biraz böyle bir böyle yani üçüncü dünya kültürünün de bir dayattığı bir şey olarak bu büyüklükleri bir kendiliğinden doğrudan değer olarak kabul etme alışkanlığı var. Yani işte Orta Doğu'nun en büyük
spor salonu bizde, en büyük adliyesi bizde, en büyük şeyi bizde veya işte şeye bakarsın devlet bir şey anlatırken hep işte şu kadar bin, şu kadar 100 tane konut yaptım, şu kadar şey yaptım falan. Ama günün sonunda hani İngilizlerin deyimiyle baktığın şey hakikaten kalite olarak ne önerdin, yeni bir şey ne önerdin. Dolayısıyla büronun tabii iş gücünün artması, metrekare olarak hakim olduğu, senin deyiminle yönetilen alanın artması elbette birçok şeye yansıyor. Ama peki bu büyüklük şeye yani yeni denemeler yapmak için, yeni alternatifler oluşturmak için de bir zemin oluyor mu? Yoksa mesela işte çok iyi oluşmuş bir tecrübe benzer şekillerde tekrar ederek mi ürüyor? Aslında bunu tamamen kentlinin söylüyor olması lazım. Buna bizim ortaya koyduğumuz projelerde onu hissedebilmiş mi ya da meslektaşlarım orada yeni bir şey alabilmiş mi? Tabii ya böyle bir geri dönüş alıyor musun mesela? Alıyorum. Hangi proje için? Alıyorum. Mesela Tema İstanbul projesi 835 bin metrekare, 3700 konutluk bir projeydi. Onu da yarışmayla aldık. 300 dönümlük bir yerdi. Yapılan master planlardaki yurt dışından Gengzler firması tüm büyük 3, 1,5 milyon metrekare alanın master planını yapmıştı. Biz konut bölgesini yarışmayla kazandık ve yaptık ve o zamanki metrekareler, taban oturumları, mixleri aslında bir kenara bıraktık. Biz orada bugüne kadar yapmış olduğumuzdan başka bambaşka bir deneysel metrekare, metrekarelerin kullanımını binalar arasındaki bilinen o yaklaşma ve gölgeleme oranlarını tamamen farklı kullandık. Kabul ettirmekte çok zorlandık tabii. Nasıl zorlandık? Biz orada 5 tane mahalle birbirinden farklı 24 tane farklı tip bina çıkardık. İşverene perspektif olarak, maket olarak ifade edebilmekte birçok tool'umuz var. Hani maketler yapıyoruz, gösteriyoruz ama hiçbir zaman içinde hissetmiyorlar. Kullanmış olduğumuz o kütle, ışınım, havalandırma, rüzgar koridoru oranlarını simülasyonlardakilerden biraz farklı kullandık. Binalar ortaya çıktıktan sonra özellikle işveren ve işveren heyetiyle ne zaman sahaya çıkıp girsem içeride kendilerini bir kendi odalarında hissediyormuş algısını kendileri ben hiç sormadan kendileri söyler ve o rahatlığı, o ruhu aslında hepsi bir aritmatik orandan geliyor ama ruhu ne kadar güzel yansıdığını söylemeleri benim çok çok hoşuma gidiyor. Ama bu doğrudan hani sayısal çoklukla ilgili bir şey değil. Yani yapının çok, tasarımıyla ilgili bir şey. İki tane binayı karşılaştırdığınız zaman bunu yaparken size düşen sorumluluk çok daha az. Siz böyle 300 bin metrekarelik bir alanda bunları yaptığınız zaman ve orası bir site gibi görünmesin diye yola çıkmışsanız ve birbirinden farklı cepheler ve denemeler yapmışsanız bu tabii daha zor bir hale geliyor. Bir de sizi kısıtlayacak birçok metot var. Diyorlar ki mesela bu kadar alan bu bölgede satış rakamları bu olacak dediğiniz zaman belli metotlar, belli malzemeler kullanmanız gerekiyor. Bir kere bir tünel kalıp kullanıyorsunuz. Binanızın tünel kalıpla yapıldığını ben hissedilmesini istiyorum. Çünkü bugün hangi meslektaşım olursa olsun tünel kalıpla binanın baktığı zaman bu bina tünel kalıpla yapılmış der. Hı hı. Ama yepyeni bir şey. Tema İstanbul'da gidin bakın kimse bu binalar tünel kalıpla yapılmış diyemez. Demesi için ancak içeriye girip gerçekten inşaat anında onu görmesi gerekiyordu. Tünel kalıbı çok fazla kullanmamamıza rağmen bu yaptığımız projede bugüne kadar hiç yapılmamış bir tünel kalıp sistemi kullandık. Konvansiyonel yapıyla tünel kalıbı bir araya getirmek çok zordur. Döşemelerdeki kod farklılıklarını hissetmemeniz mümkün değildir. 800 küsür konut. 835 bin metrekare inşaat alanı 3700 konut. 3700 şimdi mi? Bu söylediklerimi meslektaşlarım haricinde kimse hissedemez, anlayamaz. Oradaki kullanıcılar ama bunu hiç hissetmiyor. Şöyle bir şey merak ediyorum. 3500 tane konut var, evet. Değil mi? Bunun içinde mesela 4 oda büyüklüğünde olup ama hiç odası olmayan bir konut var mı mesela? Hiç odası olmayan konut var, evet. Yani şey, stüdyo tarzı, evet, değil de stüdyo değil, böyle büyük hani olup, büyük olup da. Yani 110 metrekare olup odası olmayan gerçekten geniş, yani rahat kullanımı var. Yani o zaman böyle alternatif planlama tiplerine imkan veren bir çokluktan bahsediyoruz, değil mi? Doğru. Şimdi bizim aslında benim şahsımın bir tespiti var. Bizim nitelikli konut stoğumuz
Çok 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 az. Ve bizim nitelikli konuta ihtiyacımız var. Nitelikli ofise, nitelikli alışveriş merkezine ihtiyacımız var. Ben kendime bunu nosyon ve görev edindim. Bugün ben şöyle bir söylemle yola çıkmıyorum. Ben gelecekteki mimarlık felsefesini, mimarlık stillerini değiştirecek deneysel bir şeyler yapıyorum diyemem. Çünkü üretmiş olduğum, izlemiş olduğum yol buna çoğu zaman engel. Ama bugün mesela bakacak olursanız bu proje bazında bu projenin bir gereklilikleri var. O gereklilikleri ben her projenin başka bir misyonuna inanırım. Buradaki misyonum benim gerçekten affordable bir konut yaratabilmek. Bunu yaratırken bilinen en basit inşaat teknolojisini kullanmak. Ama bilinen en basit inşaat teknolojisini kullanırken onun dezavantajlarını ortadan kaldırabilmek. Avantajlarını da maksimize etmek. Avantajlarını maksimize etmek. Yani bu hani şimdi bu sistemleri bilen meslektaşlarım geldiği zaman konvansiyonel sistemle yapılmış farklı yüksekliklerdeki otoparklardan yürürken tünel kalıplı binaya girdikleri zaman girdiklerini hissetmiyorlar. Bu diyebilirsiniz ki bu ya çok hiç kimse hissetmez. Evet hissetmez. Bugüne kadar çünkü bütün otoparklardan merdivenle çıkaraktan o tünel kalıpla yapılmış binalara girmişler. Bu hiç zul gibi gelmemiş insanlara. Ama insanın konforu, oradaki kalıbın biraz daha 3 metrekare daha fazla çakılıyor olmasının binlerce tekrarladığınız zaman bir matematik toplamı var. Hı hı. Bu benim aslında o küçük detaylarda yaratmış olduğum yeni buluşlar bana büyük haz veriyor. Aynen. Yoksa nefis bir cephe, nefis bir... Bunlar benim ilgi alanlarımın tamamen dışında aslında. Çok basit söylüyorum. Hani aslında 3700 konut diyorum ama 3700 konutun her odası, her mekanı, her şaftının santimini gerçekten interior proje çizermiş gibi 1/1 bilip çizip oraya uyguluyoruz. Bana gönderdiğim zaman planları mobilyacı değiliz ki biz bu kalıpları yapalım diyorlar. Hani çizim doluluk bu kadar ölçüye ihtiyaç yok. Ama oradan aslında topladığınız metrekareler size sosyal donatı alanı olarak dönüyor. Ya da daha az kaynak olaraktan dönüyor. Bu detaylar beni çok daha fazla ilgilendiriyor projelerimde. Ama oradaki nosyonum buyken bugün mesela Bursa'da açık hava tiyatrosu yapıyorum. Türkiye'nin en büyük açık hava tiyatrosu. Oradaki izlenimim bambaşka. Orada da bugüne kadar belirlenmiş seyir Neufert ya da oranlarının dışında bambaşka bir oran kullanıyorum. Göreceksiniz 5500 metrekare yerde akapella dinleyebileceksiniz. Biliyorsunuz 1800'ün üzerinde kimse akapella dinleyemiyor. Ama bu bittiği zaman 5500 kişi akapella dinleyebilecek. Bu da yepyeni bir ezber bozan bir diametre aslında. Şimdi bunu bir vatandaşın hissetmesi mümkün değil. Hiçbir zaman sormaz da ya bunu kim yaptı? Çünkü son derece konforlu bir ortamdasınız. Yani şunu aslında şöyle bir noktaya geliyoruz. Deminki saptama önemli. Türkiye'de hakikaten mevcut yapı stoğu, konut olsun, diğer yapılar olsun bir sürü problemler barındırıyor ve sıkıntılar barındırıyor. Bu İstanbul'da daha baskın ve yoğun olarak hissediliyor. Dolayısıyla da böyle bir karşımıza kısmen haklı olarak getirilen, kısmen bundan yararlanılarak dayatılan bir dönüşüm meselesi var. O da gene hani söyleşi öncesinde konuştuk. Korkunç bir böyle yapım imkanı, bir fırsat aslına bakarsanız bir yerden bakınca getiriyor mimarların önüne. Dolayısıyla bu böyle bir şekilde işte kullanılacak. Hem sayısal çokluk hem şey. Benim şeyim yani bu özellikle bu dönüşüm anlamında nasıl kullanılıyor? Onunla ilgili gözlemlerin neler? Şimdi bir kere kentsel dönüşümün ve master plan yapmanın gerçekten bu dönemde doğmuş olmanın, bu ülkede bu fırsatın olmasından dolayı son derece mutluyum. Çünkü büyük bir deneysel alan ülke aslında ve biz mimarlar ve şehir bölge planlamacıları aslında şu an bu deneysel alanda gerçekten örnek olabilecek projeler yapmaya çalışıyoruz. Deney yapabiliyor muyuz? Deney yapıyoruz. Deneyleri gözlemliyoruz. Benim yapmama gerek yok. Yapılanları gözlemleyip yanlışlıkları tespit edebiliyoruz.
Hani bir sürü olumsuz, çalışmayan kentsel dönüşüm projesi var ve çökmüş, hayata geçmemiş. Bunlardan ders alabilmek aslında çok büyük bir deneysellik. Ve ben gelecekteki star mimarların %100 bu coğrafyadan çıkacağına inanıyorum. O yüzden kendimi ama üstad, star mimarlık diye bir star yapının mimarlık kalacağını var. Düşünüyorsun. Olacağına inanıyorum. Neden? Ben o yüzden kendimi bu Murat Kader ve Sema Özsoran mimarlık ofisi demedim. İki design grup dedim. Biraz önce söylediğimde lead etmek bu bizim ofis ve diğer ofislerden. Genç kuşağın star mimarlar çıkaracağına eminim. Ben o yüzden sadece lead ediyorum. Ben fırsat veriyorum ve onların kendi tasarımlarını ortaya koyabilmelerine imkan sağlıyorum. Ve beraber tasarlıyoruz. Bu kadar zevkli bir şey olabilir mi? Benden 20 yaş küçük birisiyle oturuyorum. Ben tasarım yapıyorum ve bu benim çok hoşuma gidiyor. Oradan aldığım aslında birçok şeyi özellikle beğendiklerimizi ofis olarak ya da o stüdyo özelinde projede yer vermeye çalışıyoruz ki hep bir onure olunsun. Şimdi kentsel dönüşüm ya da kentsel dönüşüm dememek lazım aslında. Büyük master plan projeleri demek. Büyük master plan projelerinin bu şehirde, bu coğrafyada ve Anadolu'da büyük önemi var. 70'li yıllarda ama tapu dönüşümün edilme, büyük bir bölümü de böyle bir plan dahilinde veya master plana bağlı olarak gitmiyor. 3-4 yıl önceki bütün bu kötü örnekler artık anlaşıldı. Planlamacıların sadece master plan yapamayacağını anladılar. Çünkü planlamacı tasarımcı değildir. Muhakkak planlamada tasarım olması gerekir. Bugün bakıyorum bundan ders almış belediyeler veyahut da büyükşehir belediyeleri planlama ve tasarım gruplarını davet ediyorlar. Konsorsiyum açıyorlar, yarışma açıyorlar. O yarışmaya yerel bütün mühendisleri, danışmanları çağırıyorlar. Özgün ortamlarda bunlar tartışılıyor ve master planlar ilk başta tasarlanıyor. O tasarımlar sonra planlamaya yansıyor. Birkaç tane özel örneği var. Gazi Osman Paşa projesi. Dünyanın en önemli mimarlık ofislerinden birisine master plan için iş verildi. Master planlar yapıldı, tasarlandı. O tasarımlar gerçekten bizim de katıldığımız 70-80 kişilik böyle büyük 16-17 tane mimari grubun ve grup arkadaşlarının katıldığı yerlerde eleştirildi, anlatıldı. Ülkemize olan olabileceklerinin neler olduğu, ülkemize aykırı durmak demeyeyim, uygunsuz olan ama bunlar nasıl iyileştirilebileceklerinden öneri istendi. Böyle 6-7-8 aylık bir çalışma sonunda bir master plan çıktı ortaya. Bir tasarım çıktı. O tasarımı için dedik ki planlamacılara buyurun bunu planlayın. Onları planladılar ve bu sefer 16 bölgeye dağıldı. 16 bölgedeki planlama notları çıktı. Ama planlama notlarını planlamacı yapmadı. Tamamen tasarımdan geldi. Bu muazzam bir bence keyif. Niye keyif diyorum? Gerçekten dünyanın büyük ölçekli ülkelerinde, büyük şehirlerinde master planlamalar yapmış, denemiş, gözlemlemiş, olumsuzluklarını anlamış bir uluslararası mimari grup, planlamacı grup gelip burada bir bölgede bir tasarım yapıyor. Bölge dediğin 4.7 milyon metrekare şu an Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm master planı. Hı hı. Bunun gibi onlarca örnek var şu an önümüzde. Biraz önce söylediğim tema İstanbul. Eski çöp toplama arıtma alanı. Şehrin içine yaklaşmış, hemen ikinci halk, üçüncü halkasında yer alan, ileride gelişmesi mutlak olan, artık çöp arıtma toplama yerleri şehrin daha uzak bir kısmına gitmiş. Gengsler dahil olduğu, Foster'ın, SOM'in, bütün o büyük master planlamacıların gelip tasarım yarışmasında tasarladıkları. Ondan sonra da bölge bölge eğlence parkı, expo alanı, konut alanı, mimari yarışmaya açılmış projeler var. Bunlar gerçekten çok özel kentsel dönüşüm projeleri. Bunun gibi örnekler çok çıkacak ama 3-4 yıl önce yaşadığımız olumsuz örneklerin artık tekrarlanmadığını görüyoruz. Çünkü kentli de bilinçleniyor. Hani o kentteki yaşayan da bilinçleniyor. Artık sadece rantın emsalin peşinde koşmamayı öğreniyor. Özellikle ofis, satış ofisleri, proje danışma ofisleri o kadar farklı şeyler üretiyorlar ki artık son kullanıcı mukayese yapmayı öğrendi. Hani ben yaklaşık 12.700 kişiyle görüşme yaptık, datalarımız var. Yapmış olduğumuz bütün satış ofislerinden gelen datalar bize akıyor. O soruların artık nerelere odaklandığı, projeleri insanları nasıl karşılaştırdığını görüyorum. Eskiden sizde havuz var mı, sizde çocuk oyun alanı, sizde kapalı alan var mı diye sorular hiç gelmiyor. Yok artık böyle bir sorular.
sizin netiniz, bürütünüz ne diyor? Bakın bu çok önemli bir soru. Nete bürütünüz var. Çünkü tasarımı sorguluyor. Nete bürütün oranı ne demek? Tasarımı sorgulamak demek. Siz 1000 metrekare bir ofisi 400 metrekare çekirdekle güzel olacak diye tasarladıysanız bu burada bir tuhaflık var. Hani diyeceksin ki matematiği koy bir kenara. Doğru, matematiği bir kenara koyarım ama 1000 metrekare alanı 400 metrekare çekirdekle eğer besliyorsanız hani sorguluyor. Çünkü vatandaşın direkt kesesine yansıyor. %3, %4 prestijli bina yapıp bambaşka şeyler yapabilir. Ama benim gerçekten görevim bu ülkedeki olabildiğince fazla nüfusun, olabildiğince düzgün tasarlanmış alanlarda yaşaması, çalışması, alışveriş etmesini sağlamak istiyorum. Peki şöyle bir şey söyleyeceğim. Tabii bu söylediklerinin çoğu aslında yeni gelişmekte olan alanlarda veyahut işte toplu şeyin imar planlarının işlevselleştirebildiği alanlarda geçerli. Pek çok projede senin de örneğini verdiğin aslında kentten böyle bağımsız biraz kentin çeperinde bir gated community, kapalı bir kendi içinde planı yapılmış, kendi içinde işleyen bir yer olarak yapılıyor. Ama kentin kendisine döndüğün zaman örneğin işte bu Gazi Osman Paşa örneğini verdiğin tür bir süreç şeyde yaşanmıyor. Kadıköy'de yaşanmıyor. Merkezlerde yaşanmıyor. Çok parçacı, noktasal projelerle ondan sonra ve böyle birdenbire karşımızda bulduğumuz bazı durumlar üzerinden kent yeniden tanımlanıyor. Yani bu çeperde yapılan operasyon, işte bilgi birikimi, çalışma, uzmanların katılması vesaire çok iyi ama yani asıl kentin merkezi ve kendisi gözden çıkarılarak gidiyor gibi geliyor bana uzaktan bakınca. Şimdi burada mimarlık bir miktar kapitalizme yeniliyor. Nasıl yeniliyor? Çok o kadar trajik örnekler var ki. Şimdi şehrin merkezinde dediğiniz gibi büyük alan üretmek çok zor. Yıllarınızı alıyor. Şu an Piyalepaşa'da... Kapitalizme karşı kazanma şansı var mı? Onu anlatacağım. 80 dönümlük bir alanı 14 yılda toparlayabildi işverenimiz. Şimdi Piyalepaşa Bulvarı'nda bir kentsel dönüşüm gerçekleştiriyoruz. Ama 14 yıl. Çok uzun bir süre. Kentin merkezinde büyük arsa üretemiyorsunuz. Siz kentin merkezindeki vatandaşa şöyle diyoruz. Senin 100 metrekare net alanın var. Gel biz sana daha yeşil, içinden nehirlerin geçtiği, sosyal donatı alanlarının en iyi olduğu. Buradan gel 15 dakika ötede sana bir yer verelim. Metroyla bağlan, şeyle bağlandığın, hiçbir sorunu olmayan. Hiç düşünmüyor bile, olmaz diyor. Olmazın tek sebebi oradaki rant. Şimdi oradaki mülkün değeri ile kendi yaşamındaki değeri değişiyor. Çok acı bir şey. Bakın yaşam alanı... Şimdi ben demiyorum ki vatandaşın malı şey olmasın. Hani daha değersiz olsun. Bu yanlış anlaşılmasın. Ama oradaki 100 metrekare yerine ben sana burada 150 metrekare veriyorum. Değer olaraktan aynı. Gel burada yaşa diyebilsek. Ama işte her şey rakamsal değil. Yani bu çünkü başka bir boyutuyla da işte gentrifikasyon, kentin dışına atılma, kentin başka bir gelir grubu tarafından ele geçirilmesi, gelir grubu hareketleri, aidiyet vesaire kavramları açısından da tartışılıyor. Yani sonuç itibariyle işte mesela bir sulu kule örneği yaşandı. Giderek oradaki gerçek kullanıcının sahipliliğinin hemen hemen hiç kalmadığı bir yer haline dönüştü. Şimdi bir uçtan bu uca 154 kilometre olan 2 milyon 700 bin metrekarelik bir alana sahip 1 milyon 200 bin konutun olduğu bir şeyden bahsediyoruz, şehirden bahsediyoruz. Gerçekten öyle şehir, mi? Yani bunun ben böyle bu direkt şey TÜİK, düşünüyorum. Direkt TÜİK verisi. Yani hayır, emlak, elbette canım. Emlak. Rakamsal olarak şimdi, doğrudur ama hissederek yaşadığın İstanbul öyle bir yer değil. Sizin... Yani ben gözünü bağlayıp götürsem seni belli yerlere işte İstanbul'dayız desem inanamazsın. Öyle yerler var. Geçen işte bayramda gene televizyonda gösteriliyordu. 22 senedir İstanbul'da yaşayıp ilk defa Boğaz'ı gören insanların olduğu bir şehirden öte yandan bahsediyoruz. Dolayısıyla o periferide son işte 15-20 yılda yapay olarak zorlanarak
geliştirilen ve bir merkeze eklemlemeye çalışılan leke ile burası arasında bir fark var. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Biri daha değerli, değersiz anlamında değil ama bu merkezdeki tarihi kenti, ondan sonra İstanbul'a asıl kimliğini veren bölgeyi onun dışındaki periferiyle değiştirmek kolay değil. Ben o anlamda zaten söylüyorum. Değiştirelim demedim. Ben 1 milyon bu küsür konuttan bahsediyorum. Bu konutların her birinin yaşamsal alanını özlemlediğimiz mahalle, şehir, kent parçasına dönüştüremeyiz. Ama bu periferide yaşayan herkes İstanbul'un içine gelip misafir oluyorlar. İstanbul'un içi dediğimiz 13 tane downtown'dan oluşuyor. Evet. O 13 downtown'un iyileştirilmesi için oradaki yaşamın azaltılması, yoğunluğun azaltılması, sadece misafir odası haline getirilmesi gerektiğine inanıyorum ben. Hı hı. Bu çok önemli bir saptama. Yani zaten bütün bu şey, bu tartışma yapılmıyor şu anda. Yani peki o zaman hani bu çözüm nedir dediğinde mesela alternatif yaklaşımlardan bir tanesi o zaman hani herkes dışarı çıksın. Belki merkezde işte hakikaten hepimiz konuk olalım bir şey olabilir. Bir başka şey ya işte buradaki mahalle yaşantısı bir yandan sürsün işte bakkalımı kullanayım şu bu. Kimisi bunu böyle çok nostaljik ya da romantik buluyor. Kimisi çok hani sahip çıkıyor falan ama bütün bunların en azından konuşulup tartışılması lazım. Spesifik çünkü bir örnek vermek istiyorum bak bu rakamsal konuya. Alternatifler her zaman şey yani şeyi kim ölçüyor? Mesela bana verdiğin şehrin dışındaki yerin daha iyi olduğunu işte spor salonu var, metrekaresi 1,5 katı vesaire. Ama ben işte ne bileyim kapımdan çıktığım zaman Boğaz'ı görmek istiyorum da eğer, başka bir şey eğer yani. Eğer yatırımcı ya da kanun koyucu fırsat verirse bakın neler olabileceğini yine rakam konuşma diyorsun ama rakamla bir örnek Tamam. vereyim. Bundan 4 yıl önce Hasanpaşa'da bir kentsel dönüşüm bölgesinde çalışma yaptık. 385 tane konut vardı. Bir arkadaşım nedeniyle biraz biliyorum oradaki 385, durumu. Evet, yani Hasanpaşa daha Salı Pazarı tarafında. Salı Pazarı, evet. 385 konuttaki insanların o zaman %60'ıyla sözleşme imzalanmıştı. Ve %60'ına diyoruz ki biz, buradan şu kadar periferde bir yerde yaşam ister misiniz? O zaman sadece bu 260 kişiden, yani 100, o zaman denk gelen 260 kişiden 40 kişi olabilir dedi. Hı hı. Olabilir dedi. Aradan 4 yıl geçti. Hala daha çözemediler. Hı hı. %85'e çıktı imza oranı. Diyeceksiniz ki %15 kamulaştırılsın. Yatırımcı da kamulaştırmak istemiyor. %100 imza istiyor ki mutlu olmak istiyor herkes. Hı-hı. 2 ay önce yine bir yemek ortamında sorduk. Buradan daha bu periferde işte 5 kilometre çapında bir yerde yaşam ister misiniz sorusuna. 84 kişi ben isterim, 40 kişi çekimserim, olabilir dedi. Şimdi bu o kadar özel bir şey ki bu cevap. Bugün bir kişi bile ben şurada bir yerde yaşam yapabilirim, kendi yerimi trampa edebilirim dese, bu demek onu oradan al bir yere götür demek değil. Sadece orada daha iyi imkanlar verebiliyorsanız. Hı-hı. Hani sulu kule örneği falan gibi onları sürmek, orada daha niteliksiz bir yerde yaşatmak asla demiyorum ben. Bizim 13 tane şehir merkezimizi misafir odası haline getirmemiz için dışarılarda biraz daha alternatif yerler yaratmamız lazım. Şehrin içinde yaratmak çok zor. Ama dışında yaratmak çok kolay. Gazi Osman Paşa bugün şehrin işi. Ama şeyler de çok böyle başarılı olmadı gibi geliyor. İşte Bahçeşehir, Esenler, ondan doğru. Sonra yani böyle şimdi Kartal, Tuzla başladı falan. Dünya, yani her dakika bir böyle toplu konut, her dakika bir şey yapılıyor. Milyonlarca şey var. Bunların hiçbiri o merkezde yarışan, ya daha iyi hadi gideyim. Ya Bahçeşehir'e giden bir sürü insan geri gelmeye başladı. Neden? Ulaşım. Eskiden ulaşım. Harika çok kolaydı. Şimdi ama, ulaşımı çözemiyorsanız ama işte, tabii kalıyor. Yani bu zaten sadece şey meselesi değil ki. Yani bir üstten baktığımız planlamada İstanbul'u fazla yükleme meselesiyle de ilişkili. İşte sabah gene şeyi konuşuyorduk. Ya Ankara'dan dünya başkentlerine uçak kalkmaz oldu.
İlla İstanbul'a geliniyor, burada uçak değiştiriliyor, oradan gidiliyor. Neden olduğunu kimse bir şekilde herhalde havacılıkla ilgili veya başka bir şey var. O zaman ne oluyor? Buradaki havaalanı yetmiyor, yol yetmiyor, taksi yetmiyor, o oluyor, bu oluyor. Habire yeni bir şey yapmak. Siz bir kentin, ya bu projeksiyonla giderse bilmem kaç sene sonra Türkiye'nin yarısı İstanbul'da yaşayacak. Şu an Türkiye'de biliyorsunuz şu an Cumhuriyet döneminin ilk yarısında %20'si şehirlerde yaşarken bugün %80'i yaşar hale geldi. Ama bazı şehirlerde göç veriyor. Bazı şehirlerde nüfus düşüyor. Düşüyor ama yine başka şehirlere gidiyor. Bayburt, Ordu. Şeye gitmiyor. Kasabalara gitmiyor. Gitmiyor yine tabii. Yine daha alternatif büyük şehirlere Ankara, gidiyor. Ankara, İstanbul, İzmir Ankara, ama İstanbul'da ağırlıklı gidiyor. Olarak İstanbul. Sadece tabii mimar olarak ya da tasarımcı olaraktan cevap verilemeyecek sosyologların da devrede olması gereken, aslında siyasetçilerin de olması gereken o kadar çok konu ki bu. O kadar karman bir konu ki. Ama ben... Eşin Ziraat Bankası'nı alıp Ankara'dan durup dururken İstanbul'a taşıyorsunuz. Büyük hareketler. Merkez Bankası'nı taşıyorsunuz. Yani İstanbul'un bu yükünü arttırmak üzerine ne gerekiyorsa yapılıyor. Havaalanı büyük, yani niye büyüyor? Bunlar yani bu işte çok yanlış siyasi kararlar. Tabii. Türkiye ekonomisinin %60'ının beslendiği İstanbul'un depremle bir randevusu var. Evet. Sadece zamanı belli değil. Ve siz bugün Gölcük çöktü, Düzce çöktü, doğru. Van çöktü. Biz bu yaraları hemen sarabildik. Neden? Çünkü İstanbul ayaktaydı. Ama İstanbul'da olabilecek bir nahoş durum. Deprem demeyeyim hadi, bir felaket. Sarılması gerçekten çok zor bir durum. Sarılması Türkiye'nin altından kalkabileceği bir yaranın çok ötesinde. Ve aslında kentsel dönüşüm afet riski altında alanlar için çıktı. Bu sadece deprem değil. Tabii. Seli de var bunda, yangını da var. Aynen. Bir sürü şey var. Ama biz İstanbul'da değil, tüm Anadolu'da bu yasayı değerlendirmekte çok geciktik. Yani yıllarımız geçti. Hani kaç kişiler öldü ama halen bugün sayım yapsanız gerçekten güvenilir ve sağlam dediğiniz bina sayısı o kadar az ki. Her şeyde binalar olarak bir bakıyoruz. Afet için tasarlanmış mahalleler lazım. Binalar değil. Ben şimdi bunu her yerde söylüyorum. Bütün bizi yönetenler çıkıp binalarımız can güvenliğinde olsun. Ya binalar değil. Şehirlerin afete göre tasarlanması lazım. Yollar, altyapılar ona göre olması gidip lazım. Gelemiyorsan senin binan harika ama oraya ulaşamıyorsun. Yardım götüremiyorsun. Veyahut da altyapın yeterli değil, doğalgazların patladı, yangınlar oldu, arada difüzörler yok, esnek uçlar kullanmamışsın. Hepsi bir sorun. Hani ama ben umutsuz değilim. Gerçekten büyük bir umuda sahibim ve proje grubu olaraktan büyümemin, büyük proje yapmamın tek nosyonunu biraz önce daha önce anlatmıştım. Gerçekten elimin değebileceği kadar benim tecrübemin ve öğretimin arkadaşlarımla birlikte hayata geçirebildiğimiz kadar uca ulaşmak istiyoruz. O yüzden hani büyük firma olmak, kalabalık firma olmak uçlara daha kolay ulaşmayı sağlıyor. Bizim için çok önemli. Benim açısından şeyim şuydu, yani demin kastettiğim, ya elbette tabii yani aynı anda büyük bir alanı planlamanın avantajları, şunları bunları var ama bu sonsuza kadar büyüme ve büyümenin iyi bir şey olduğu, ondan sonra rakamsal artışın iyi bir şey olduğu saplantısından bizim kurtulmamız lazım. Yani zaman zaman ya duralım, yavaşlayalım, ondan sonra bir kendimize bakalım, yaptığımız şeyin sayısal kalitesi kadar niteliğini önemseyelim. Sonuç itibariyle de hakikaten belki de bazı şeylerde geriye gidelim. Çünkü öyle bir kısır döngü, totolojik bir yapı oluşuyor ki bunlar birbirini besliyor. Yani siz ya işte niye üçüncü köprü dediğiniz zaman, işte üçüncü köprüye karşı çıkmak bir çağdaş olmama durumu gibi algılanmaya başlıyor. Bunu da hep mimarlar yapıyor, deniyor sonuçta. Halbuki orada asıl karşı çıkılan buna gereksinim duyduracak şekilde kenti bilinçsizce büyütmeme meselesi. Ama oraya geldikten sonra elbette çare yok. Yani köprünün ayağının ucunda 1000 kişi biri birikmiş arabasıyla karşıya geçmeyi bekliyorken ya köprüyü yapmayalım deme insanı yabancı durumuna düşürüyor. Ama o insanları oraya biriktirene kadar kenti büyütmek ve getirmek nereden çıkıyor bunu konuşmuyoruz. Yani anlıksal olarak geldiğimiz noktadaki problemi çözüyoruz. Üçüncü havalimanı da öyle. Yani sonuçta bu trafiğe erişiyor. Ankara'dan uçak kaldırmıyorsun.
Erzurum'dan kaldırmıyorsunuz. Sabah yanımda bir bey oturuyor gelirken diyor ki ya kardeşim ben İran'a gideceğim diyor. Burnumun dibi Ankara'dan İstanbul'a geliyorum. Uçak değiştiriyorum. İstanbul'dan tekrar Ankara'nın üzerinden geçerek İran'a gidiyorum. Böyle bir şey yok diyor. Yani bu nasıl bir mantıkla planlamadır? O zaman tabii ki İstanbul'un yükü de artıyor. Şeyi de artıyor ve artmaması gereken tek kent varsa belki de birkaç kent varsa onlardan biri olan İstanbul. Bu kadar şişince ne konut yetiyor ne şey yetiyor. Habire böyle bir büyüme şeyi. Şimdi o zaman tabii şey de zorunlu hale geliyor. Yani böyle lokal yerinde yapılan iyileştirmeler, ondan sonra merkezdeki düzenlemeler falan değil. Böyle büyük kitlesel hareketler hadi diye böyle binlerce kişiyi kentin dışına at. Orada merkezde yer aç, büyük projeler getir falan filan öyle olmaya başlıyor. Şimdi benim söylediğim bu. Yani burada bir üst planlama, master plan derken tabii sadece bu değil. Senin söylediğin gibi politikacıların, sosyologların, bilmem nelerin dahil olduğu bir üstten bakıp ya bir kere bir ne olur ya şu İstanbul'un yükünü biraz alalım deme şeyi var. Herhalde ondan sosyologla sonra çalışan Ender Mimarlık Ofislerinden birisiyiz bu açıdan. Çünkü bırak bunu, bu övünülecek bir şey değil. Must olduğu için düşünüyorum. Çünkü siz 12 bin, 20 bin, 40 bin kişinin yaşayacağı yerleri tabii, tasarlarken tabii. Sadece mimar olarak karar veremezsiniz ki. Kampüs, kent ölçeği. Ben şimdi istiyorum ki olabildiğince fazla vatandaş tasarımdan nasibini alsın. İyi tasarlanmış ürünü hissetsin. Bugün en basit iki tane oda, bir tane banyo, bir salon mutfağı doğru yerleştirilememiş %85'in üzerinde konut vardır. Evet. Doğru planlanamamış, doğru tasarlanamamış. Yatağı, dolabı, çalışma masası odanın içine giremeyen odaları olan dairelerimiz vardır. Yani öyle kentsel dönüşüm projeleri geliyor ki 3 artı 1, 75 metrekare. Hı hı. Şimdi ben inanamıyorum. Şaka olduğunu düşünüyorum. Ya ölçüm raporları geliyor. Odalar 4,5 metrekare, 6 metrekare, 7 metrekare. Mutfak 4 metrekare, salon zaten 11 metrekare. Şimdi buna siz 3 artı 1 diyebilir misiniz? Müteahhitten 3 artı 1 daire alamazsınız ki bu rakamlarla. Ama yani 3 şimdi, artı 1 diye de böyle bastırılan bir talep var demek. Yani bu mesela bizim konutlarımızda genellikle ilanlara bakın, şeye bakın hep böyle konutun tanımlanma biçimi kaç artı kaç üzerindendir yani işte veyahut metrekare üzerindendir. Onun için onu söylüyorum yani nitelik meselesini onun önüne koymak şeydeki sorum da oydu yani. Hiç odası olmayan bir konut mesela enteresan şimdi bir şey. Biz farklı, stüdyo olmayan farklı coğrafyalarda tasarım yapıyoruz. Tanzanya'da yapıyoruz, Rusya'da yapıyoruz, Basra bölgesinde yapıyoruz. Şimdi her bölgenin aslında salon, koridor, misafir tuvaleti, banyo anlayışı bambaşka. Hani bir İngiltere'de eve girdiğiniz zaman kapıyı açtığınızda salona girmeniz, sol tarafta mutfak bulmanız çok normal iken, ülkemize geldiğiniz zaman, kapıyı açtığınız zaman portmanto bulmayışınız, gece koridorunuzun olmayışı anormal. Bu neye hitap ediyor? %90 majoriteye hitap eden bir oranı yakalamanız kesinlikle gerekiyor. Doğru. Çoğulcu projelerde kamunun daha doğrusu konut planları da dünyanın hiçbir yerinde Türkiye'ye kadar inceltilmiyor diye düşünüyorum. Doğru. Çok böyle doğru. Geçiştirilerek gidilen hani hiçbir şekilde çözülür. Aynen öyle. Şeyler, evet. Gerçekten bu çok doğru bir tespit. Teşekkür ederim. Gerçekten yurt dışındaki gezdiğim projelerde, satış ofislerinde çok geziyorum, görüyorum, evet, merak ediyorum. Konut planlarına baktığım zaman olur mu canım bunu nasıl çözememişler dediğim o kadar çok şey oluyor Kalebi ki alası kocaman geliyor. İsimler, büyük markalar, tabii, tabii, büyük doğru. Markalar. Çok ya biz tabii, gelip evet. Herhalde ona çok fazla kafa yoruyoruz diye düşünüyorum ama evet. Gerçekten büyük ölçekte projeler ülkenin gerçekten altyapısını ve kaynağını çok az kullandırtıyor. Yine bir rakam vereceğim, kızacaksın. 4.7 milyon metrekare Gazi Osman Paşa'yı beslemek için %26 oranında trafik yolu var. Trafik yolu altyapı demek, elektrik demek, doğalgaz demek. Doğru bir master planla o %26'yı %15'e indirdik. 470 bin metrekare yol yapmak zorunda kalmadık. Bu hem altyapının daha ekonomik kullanılması, daha fazla yeşil alanı o 450'ye alıp 460'a alıp yeşil alan, kamusal alan yapma şansımız oldu. Bir yandan da çeşitli ilçelerimize bakıyorum. Mevcut binaları sadece depremsellik, afet riski altında diye dönüştürüyoruz.
Güzel dönüştürüyoruz. Oraya %30 yoğunluk yüklüyoruz. Peki altyapısında bir şey yapıyor muyuz? Ulaşımına bir şey yapıyor muyuz? Yapamıyoruz. Bu bence hani ben vatandaşımıza da hak veriyorum. Pardon, bulunduğu yerde yaşamak istiyor. Orayı değiştirmek ve yenilemekte de gücü yok. Hani bu mümkün değil. Böyle bir ekonomik güce kolay kolay insanlar sahip olamaz. Ama yerinde dönüşümün %100 adalar bazında birleştirilerekten ibrenir hale getirmek lazım ki altyapı sorunlarımız çözülsün. Öbür türlü gerçekten özellikle Anadolu yakasında gelecekte çok büyük sıkışıklıkların, çok büyük travmaların yaşayacağına eminim. Sosyolojik olarak bile. Doğru. Tam aslında bu yurt dışı örneklerini vermişken benim notlarımın arasında da var iki noktada. Hani bir hakikaten yurt dışında da çalışmalar yaptığınızı biliyorum. İkincisi de yurt dışından gelen mimarlarla işbirliği yaptığınızı Doğru. biliyorum. Doğru. Ama üçüncüsü böyle bir altyapı ve ofis hazırlığının da böyle biraz daha bir uluslararası ortama çıkmak üzere de yapılmış bir hazırlık olduğunu biliyorum. Yani bu üç konuda nedir durum? Şu andaki mesela yurt dışı projeleri, geleceğe yönelik projeksiyonlar. Vallahi ben İstanbul'da uluslararası bir yer olaraktan görüyorum tabii, tabii, aslında. Tabii şüphesiz o anlamda. Platform olarak tabii, baktığımızda. Evet. Ama farklı şimdi farklı kültür ve farklı bölgelerde proje yapmanın mimari olarak farklı bir deneysellik olduğunu ve o yeni bir öğreti olduğuna söyledim. İnanılmaz çok hoşumuza gidiyor. Tam o anlamda. Rusya'da bir stat yaparken buradan dönüp Tanzanya'da 2,5 milyon metrekare bir master plan yapıyor olmak bizim hoşumuza gidiyor. Oradan gidiyoruz Çelni'de dev bir şehir merkezinde master plan yapıyoruz ve mimari projelerine kadar. Bu bize aslında bu topraklarda öğrendiğimiz deneysel dediğimiz mimarlıktaki tecrübelerimizi oralara aktarmada büyük fırsat. Hani bugün gidip Batı medeniyetinde bir yere proje yapmadık henüz. Ama Afrika'da, Basra'da, Rusya'da yaptığımız projeler bu topraklarda edindiğimiz o deneysellik dediğimiz tecrübeleri oraya yansıtma açısından hep bizim yanımızda oldu. Ama oradaki yaşamı hafife almadan, oradaki gerçekten ihtiyacı göz önünde tutaraktan bunları yaptık ve gözlemliyoruz. Daha çok genç bir ofisiz. 20 yıllık bir geçmişimiz var. Daha mimarlık ofislerinin ikinci, üçüncü kuşağı devredebilmesi lazım. Buna çok inanıyorum. O yüzden kendi içimizde asosiyetler yaratıyoruz. Onlar alıp bu bayrakları ikinci, üçüncü kuşaklara aktarsınlar istiyoruz. O yüzden kalabalık olmaktan da korkmuyoruz aslında. Hani hiç kimse bir patron var, o patrona çalışmıyor. Herkes kendine çalışıyor aslında. Bunu da hep Batı'daki o ortaklık yaptığımız firmalardan öğrendik. Gerçekten onların global bakışlarını burada kendi ofisimizde yaşamak. Öyle de bir sistem var mı? Yani alttan gelenler bir süre sonra ortak oluyorlar mı? Evet, bizde 3 yıl çalışmış, en az 10 yıl mimarlık deneyimi olan, 3 yıl kaptan olarak çalışmış her arkadaşım 3. yıldan sonraki yaptığı projede direkt asosiyet olarak o projenin ortağı olaraktan Anladım. Çalışıyor. Anladım. O, tabii hakikaten yeni yeni galiba Türkiye'de içe sindirilebilen bir sistem. Başka türlü büyüyemiyorsunuz. Başka türlü büyümüyor. Doğru. Çünkü dağılıyorsunuz, parçalanıyorsunuz. Bu 3-4 yıl önce ofisimizden değerli arkadaşlarımızın ayrılması. Biz bir yerde hata yapıyoruz. O zaman 35 kişilerdeydik. Şimdi 80 kişideyiz. Nasıl büyürüzün modelini aradık. Hep bu modeli arayışırken hep danışmanlarla da paylaştık bu fikirlerimizi. Danışman dediğimiz kişilerle paylaşırken bir baktık ki danışman firmaları öyle. Bugün Deloitte'le PricewaterhouseCoopers'la çalıştık. Adamlardan danışmanlık alıyoruz. Adamları bir inceliyoruz. Adamlar ortaklık yapıları var. Gruplar oluşuyor. Kar ortaklıkları var. Onlar bize o danışmanla verirken zaten gördük. O yapıyı biz kendimize uyguladık. Bugün istiyoruz ki iki dizayn gerçekten çok ortaklı bir şirket olsun. Aynı Foster & Partners gibi, SOM gibi. Hani bugün belki kurucusu sadece haftada bir kere gelebilen, iki kere gelebilen yaşlılığı zamanında ama bir şekilde yürüyen oradaki insanların bugün SOM'in sahibi büyük küçük bütün firmaların hayali. Hayır, hayır. Bugün haftada bir gelerek. Bugün SOM'in sahibi kim var mı? Herkes, bütün o tasarımcılar. Doğru. İki dizayn keşke böyle olabilse. Evet. Şeyi soracağım. Yani aslında biraz iki dizaynı konuştuk. Mimar, yani sizin mimarınızı konuştuk. İstanbul'u konuştuk falan. Peki bugün Türkiye'deki mimarlığa bakınca ama hani o gündelik senin %85 dediğin gündelik üretim
mimarlık dışı belki olan üretimden değil de böyle hani ana eksende öne çıkan, konuşulan mimarların üretimine bakınca ne görüyorsun? Onların içinde kendinizi nasıl görüyorsun? Ama asıl onları nasıl görüyorsun? Gençleri nasıl görüyorsun? Yani çok saygı duyuyorum ve çok mutlu oluyorum. Dediğim gibi herkesin üstlendiği bir görev ve hayatında kendini tanıdığı bir rol var. Hı hı. Ben gerçekten daha orta ölçekte kalmış ve gerçekten mimarlık ve mimarlık felsefesi adına daha fazla kafa yoran, gerçekten daha fazla mimar yetiştiren, akademik çalışmalar yapan meslektaşlarıma ne diyeyim, gıptayla bakıyorum ve çok teşekkür ediyorum. Hani onlar yine bu topraklarda farklı bir rolü üstleniyorlar ve buna ihtiyaç var. Aynen benim üstlendiğim role de ihtiyaç olduğu gibi. Ben bu ülkede meslektaş, bana bir röportaj yaptılar bir dergide. 10 tane işte mimar seçmişler. Herkese sormuşlar kimleri örnek alıyorsunuz, kimleri izliyorsunuz diye. Diğer 9 mimar hep yabancı isimleri vermiş. Bir tek ben kendim yerli isimleri verdim. Kimleri verdin merak ettim. Tabanlıoğlu'nu izliyorum dedim. Aralot'u izliyorum dedim. Gat'ı izliyorum dedim. Han'ı izliyorum dedim. Bunlar çok hoşuma gidiyor çünkü. Onların yaptıkları bana umut veriyor. Hani bu ülkede ben de yalnız olmadığımı gösteriyor. Benim sadece yalnız en iyi olmamın bu ülke ve bu ülkenin geliştirdiği know-how'a hiçbir faydası yok. Onları görünce biz hepimiz doğru bir yolda ve doğru bir bayrağa koşuyoruz. Hedefe koşuyoruz ama hepimizin rolleri farklı olduğuna inanıyorum. Ve izliyorum, ben çok az, bugüne kadar hiçbir mimar meslektaşımdan bir tebrik mektubu almadım. Ama hep sizin arkadaşınız sorun, benden tebrik almışlardır. Gerçekten beğendiğim çalışmaları, ünlü ünsüz hiç fark etmeden, dergide göreyim, yolda göreyim, muhakkak öğrenirim. Muhakkak antetli kağıda gerçekten mesleğim adına yapmış oldukları güzel örnekten dolayı teşekkür ediyorum. Çünkü şuna inanıyorum ki güzel olan şeyi takdir etmezseniz bir çok daha önemli, daha güzel evet, olmaz. Bu alışkanlık ama genelde bizim kültürümüzde yok. Ve dikkat ediyorum hakikaten bizim önceki kuşağımızda da mesela bu inceliği gösteren birkaç tane mimar büyüğümüz var. Hep böyle işte bir şey olduğu zaman bunu yazılı olarak özellikle. Tabii. Hatta senin söylediğin gibi kimi zaman antetli kağıda falan yazarak gönderirlerdi. Ve bu aslında şey bir hoş bir... O bir saygı ve şeydi. Ben telefon da açabilirim, söyleyebilirim. Tabii, çoğunu da tanırım ama o bir anı olarak kalsın istiyorum. Doğru, tabii. Kayda geçmesi çok önemli. Bir sanayicinin bana yazmış olduğu bir mektup, o mektubu aldıktan 5-6 yıl sonra beni daha fazla etkiler hale geldi. Çünkü o yıllarda ne yaptığımın çok farkında değildim. Bu herhalde olumlu bir mektup. Tabii ki çok yaptığım bir şeyi görüp bu tasarımdan dolayı ki ülkeye lider konumdaki bir sanayicinin lütfedip daha gencecik bir mimarın bir küçücük eserine böyle bir yazı göndermesini ben o günkü uğraşı var olabilmek, bir miktar para kazanıp masa sandalye alabilmek, toplantı masamız yoktu çünkü onları alabilmek kaygısıyla uğraşırken ortağımla beraber çok farkına varmadık. Sonra yıllar sonra o yazı hep bir çerçevemizde durdu ve o yazı bana çok daha anlamlı gelmeye başladı. Küçük de olsa koyduğunuz bir noktanın muhakkak evet, bir bakanı baktığı zaman da bir göreni var. Evet. Onun farkında olabilmek, birinin sizin yarattığınız bir şeyi yeniden bir kere daha takdir etmesi kadar harikulade bir şey yok. O yüzden meslektaşlarıma olabildiğince sıklıkla ve hoşuma gittiği zamanlarda bana bir dokunuş olduğu zaman hiç yüksünmeden büyük bir onurla bu ülkedeki çok bir meslektaşıma bir yazıp evet, çok teşekkür bir etmeyi çok seviyorum. Evet, çok önemli çünkü hakikaten mimarlığın da öyle çok kolay takdir edilene çıkmıyor. Hele bizim kendi içimizdeki şey yapımız gereği çok eleştirel bir toplum olduğu için böyle hep tartışmayı üzerine konuşmayı seviyoruz. Bir de şey de algılanıyor. Yani böyle bir şey üzerine konuşmak da doğrudan bir eleştirel durum gibi algılanıyor falan. Öyle bir şey var. Çoğu zaman ben başka meslektaşlarımı önerdiğim de olmuştur.
Ama yerli ya da yabancı hiç fark etmez. Hani benim yapabileceğim bir işi başka bir meslektaşımın yapmasını da tavsiye ettiğim olmuştur. Bu gerçekten o anki durumda daha iyi yapabileceğinize inandığınız birinin aslında hani fırsatını yaratabilmektir. İlla her şeyi biz yapacağız diye bir şey yok. Doğru. Ya çok teşekkür ederim. Çok keyifli çünkü bir yandan da işte hani konu konuyu açıyor ve çok uzun konuşabiliriz. Çünkü hakikaten böyle bir yanda kent, bir yanda sizin kendi mimarlığınız, İstanbul, ondan sonra mimarlık ortamı falan. Fakat yani belli bir sürenin sonuna geldik. Senin eklemek istediğin, benim sormayı atladığım, hani burada kayda geçsin diye önemsediğin bir şeyler var mı? Ben birçok ortamda bunu tekrarlıyorum ama söylüyor olmak, doğru yere söylüyor olmak bazen yerini bulmuyor olabilir. Ama bir farkındalık yarattığıma inanıyorum. Özellikle akademisyen olarak da sizlerin çok daha öncü ve çok daha farklı yerlere götürebileceğinize inanıyorum. Kenti tasarlamakla kenti yaşamak arasında aslında hiçbir fark yok. Bazen o kadar basit şeyler ben arkadaşlarıma anlatıyorum ki ofiste. Ya bak mimar olmaya gerek yok ki. Bunu buraya koydum, onu bizim %100 kentli bilgisi adı altında kentlinin yaşayışı kurallarını anlatan dersleri ilkokullara sokmamız gerekiyor. Bu bilinç ileride gerçekten doğru tasarım ve doğru kent arayışına insanları itecektir. Bugün biz insanlara bir şey tasarlayıp gel burada yaşa diyoruz. Tam tersi. Bize o kenti yaşayanlar bize bir talepte bulunursa biz kendimizi geliştiririz. Ve evet, yani sadece talepte bulunmak değil, yapıları denetlemek, katılmak, memnuniyetini bildirmek ve yani o kültürü dışa vurmak ve hissettirmek çok çok önemli. %100. Çünkü at sahibine göre kişiler, sizin seyisiniz ne kadar iyiyse siz o kadar iyi tasarlarsınız, koşarsınız. Yaptığımız, tasarladığımız şeyleri farkına varabilecek, o farkı kurallarını koyabilecek toplumları ancak eğitimle biz rafine hale getirebiliriz. Yoksa güzel örnekler vererekten görmelerini sağlamak bir çabadır. Ama bunun daha da kolayı gençken, daha çocukken, yaşken ona imkan verip o kenti kullanmayı, kentli olmayı anlatabilmektir. Dünyadaki araştırmalar aslında kentlerin çok büyüyeceğini ve kırsalda yaşamın azalacağını hep gösteriyor. O yüzden ne olur sizler önder olun. Kentli bilgisi derslerini akademik ortamda, ilkokullarda, ortaokullarda, belki de üniversitelere kadar öğretilebilecek boyuta gelmesine imkan sağlayın. Benim söyleyebileceğim tek olur. Peki. Çok çok teşekkür ediyorum vakit ayırdığınız için. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun.